Millet kanalına hoş geldiniz. Ben Begüm ve bu da Wizarding World Crate. Evet, çok çok gecikti, inanılmaz gecikti. Bir de ben böyle işte kanal isim değişikliği, ıvır zıvır işte ışıkların gelmesi falan filan derken ben de video çekmek için çok geciktim. Ekstra geç oldu bu Kasım ayının Wizarding World Crate'i. Zaten ama bir 10-12 gün önce geldi. En fazla değil. Ve ben açmadım. Videoyu bekledim. Açıyoruz. Ya bu arada ben bunları görüyorum. Çünkü eğer burada önceden siz de izlemek isterseniz Demi'yi takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere kanalımı koyarım. Demi Series'li. Arkadaşlar Amerika'da olduğu için ona Wizarding World Crate acayip erken geliyor. Geek Gear falan da alıyor. Onun şeyini, Harry Potter versiyonunu. Allah'ım nasıl konuşamadım. Onu da alıyor. Oradan kontrol edebilirsiniz. Erken görmek istiyorsanız. Açalım mı? Açamadı. Tabii yapışkanı var. Yapışkanında da I solemnly swear that I'm up to no good yazan bir sticker var. Zaten bu Marauders temasının olacağını biliyorduk. Hadi bakalım. Açıyorum. Çok az kaldı. Her zamanki gibi üstte tişört var. Kutunun içi çok güzel. Kutu üstten böyle ekstra yapıştırdıkları için çok şey olmuş. İşte kıvrılmış falan buraları. Biraz kötü olmuş. Hemen tişörte bakalım. Tişört şöyle. Benimki small beden. Şamarcı söğüt. Güzel bir tasviri var. Karanlıkta parlıyormuş. Hemen bakalım karanlıkta parlıyor mu? Üşenmeyelim, kapatalım ışıkları tek tek. Hadi bakalım. Şimdi ben az önce denedim karanlıkta parlıyor mu diye ama sanırım biraz daha ışık alması gerekiyor. Kamerada görünmedi. O yüzden Instagram'da ben bunun karanlıkta fotoğrafını koyarım. Ne yapacaksınız? Instagram'dan takip edeceksiniz. Ya. Tişört böyle unisex. Small beden gayet güzel. Normal bir beden gelmiş. Hadi bakalım koyalım şöyle. Devam ediyorum. Böyle ikincisi kocaman bir kutu. Ağır. Ya ben de ne olduğunu biliyorum ama açmadım. Açmadım. Demin'in videosundan biliyorum dediğim gibi. Bu çok güzel. Gerçekten çok güzel bir şey bu. Ariana Dumbledore'un domuz kafasındaki şeyi, resmi, portresi. Arkasında da böyle hani o geçidi yansıtırcasına. Arka tarafında da şey, ihtiyaç odasının Dumbledore'un ordusunun kullandığı versiyonu var. Çok güzel düşünülmüş, acayip güzel yapılmış. Bir de böyle resim hareket ediyor, görebiliyor musunuz? Vallahi 10 numara, gerçekten çok çok eksklusif. Başka da bir yerde bulamazsınız işte. Loot Vault'a gelirse kesin alın ya. Çok güzel. Devam edelim. Bunun bir çanta olduğunu biliyorum. Dream Vault meydanı 12 numaranın şeyi. Evet, tote bag. Bu da Loot Crate Exclusive Accessory Innovations diye bir şey yapmışım. Şöyle şunu açıyoruz. Böyle kalem kutuymuşçasına ufak bir şey var. Açamıyoruz. Aman yırtmayalım. Yalnız yırtılırsa ne kadar üzülürüm. Bunu böyle çıkartalım içine. Sonuç olarak şöyle bir kol çantası geldi. Uzun saplı. Biraz böyle fazla hışır hışır bir kumaş. Ama zaten amacı böyle hani ufak bir şey olsun, toplanıp sığsın diye böyle bir kumaşı tercih etmişler. Güzel bir tasarım. Bu 12 numara tasviri şey, hem filmdeki hem de Orlando'da Wizarding World'deki ile aynı görsel. Başarılı ama böyle hani çok mükemmel diyemem. Ben bu kadar böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Bardak altlığı geldi. Bu bardak altlıkları da şöyle Blind Pig'in. Blind Pig bu arada şeydeki bardı. Fantastik canavarlardaki bardı. Karton. Arkasında da Giggle Water var. Şöyle.
Şöyle Gigawater ön tarafı da Blind Pig. Şimdi çok güzel ama bunlar böyle karton olunca insan kıyıp kullanamıyor. Keşke karton olmasalar. Yani 6 tane karton şey yollayacağınıza 2 tane böyle daha hani ahşap üstüne baskı ya da taş üstüne baskı falan olsaydı çok daha iyi olurmuş. Ama yine de ben fantastik canavarların şeylerini çok seviyorum. Bu kitaptakiler falan da çok güzel. Tasarımlar çok güzel. Şöyle oldukça ağır bir magnet seti geldi. Son Marvel Riddle. İşte bunları çıkartıyorsunuz tek tek. Şöyle pop out. Yuvarlak yuvarlak görünüyordur zaten çıkartılabileceği. Şimdi açmayacağım bunu. Şurada bir sırlar odasındaki Salazar sillerin görseli var. Güzel hazırlanmış. İşte bunu yapıp sonra böyle I am Lord Voldemort diye şey yapabiliyorsun. Çok ağır bu ya. Hiç bu kadar ağır olacağını tahmin etmiyordum. Ben kutunun yarısı bunun ağırlaymış. Son olarak da her ay olduğu gibi bir Hort Club pini geliyor. Acaba bu ay hangi Hort Club pini? Açalım bakalım. Ve Hufflepuff kupası. Bu pin setli inanılmaz kaliteli. Böyle pin koleksiyonunu zaten Instagram'da paylaşmıştım. Loot Crate pin koleksiyonuna gerçekten çok güzel, çok mükemmel. Güzel parçalar kattı. En azından pinler satışa çıkarsa Loot Vault diye bir site var burada. Önceden çıkan kutuların satılamayan fazla ürünlerini daha sonra indirimli olarak koyuyorlar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Eğer gelirse ben fiyatları da normal olursa mutlaka pinleri alın diyorum. Ağır, çok güzel, ayrıntıları çok güzel ve gerçekten sanki hani Wizarding World'dan orijinal bir ürün almışçasına güzel pinler geliyor. 10 numara ya. Ve içinden çıkanların şöyle bir listesinin olduğu gibi, her zamanki gibi bir kitapçık. Bir tane de hint. Okay. O zaman şöyle bir %10 indirim kupon çıktı içinden. İsteyen kullanabilir. İlk alan kullansın. Ama %10 indirim yeterli bir indirim değil. Çünkü böyle ne bileyim yılbaşında, Cadılar Bayramı'nda, Sevgililer Günü'nde, ıvır zıvırda %30-%40'a kadar indirim yapıyorlar. Takip etmenizi öneririm. Loot Crate satın almak istiyorsanız ya da Wizarding World satın almak istiyorsanız www.lootcrate.com'dan gidip satın alabilirsiniz. Size adresinizi çıkardıktan sonra verdiği fiyat, kargo dahil fiyatı ve ben şimdiye kadar herhangi bir gümrük sorunuyla da karşılaşmadım. İşte bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kutuyu da ters çevirince böyle mükemmel bir çapulcu haritası oldu. Çok güzel oldu.